Yani o ABD'den gelen son açıklamada ABD biz bu kazanın nedenini bilmiyoruz. Merve ancak Hanım. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın bu konuyla ilgili kendilerinden yardım istediğini belirtiyor. Yani İran evet, onlardan yardım istemiş. Geldi. Onlar diyor biz yardım veremedik ve evet ya bunun da sebebi olarak işte biz diyor lojistik olarak destek veremedik. Neden olarak bunu gösteriyor ve bunun üzerine İran Türkiye'den istedi ve Türkiye'den Akıncı İHA geldi. Aslında bu konu yani üzerine durması gereken bir meseledi Akıncı İHA'nın meselesi. Ben o gece yani İHA Türk İHA'sı yani İran semalarında olduğunda ki ilk kez böyle bir şey oluyor. İlk kez Türkiye'den bir uçak İran hava sahasında uçmuş oluyor. İnanılmaz düzeyde neredeyse yani deyim yerine sosyal medya patlıyordu. Öyle. Aslında yönetime karşı da bazı eleştiriler söz konusuydu. Biliyorsunuz ki İran insansız hava araçları konusunda güçlü bir ülke. Yani büyük bir yatırım yapmış ülke. İnsanlar soruyordu şey neden bu miyim? Teknoloji sosyal medya işte, patlıyordu dedin ya. Akıncı TİHA Türkiye'ye geldiğinde bir saniye hocam. Evet, evet. Olumsuz olarak mı yani devlete bir tepki mi vardı? Biz bu kadar İHA geliştiriyoruz. Niçin Türkiye'nin İHA'sına gereksinimi duyduk? Cumhurbaşkanımız helikopterin enkazını aramakta diye mi? Evet evet Merve aynen yani ben sosyal medyada yani haberin kendisinden ziyade işte insanların buna nasıl bir tepki verdiğine bakıyordum. Şöyle söyleyebilirim 100 kişi mesela bir haberle ilgili yorum yaptıysa onların 90'ı neden İran'ın elinde böyle bir teknoloji yok? Neden İran insansız hava araçları konusunda bu kadar geliştiğini söylerken böyle bir şey yapamıyor diye sorular yönetiyordu. Tabii daha önce daha sonra bazı yorumlar yapıldı. İşte bizim bu tip uçaklarımız İsfahan'dadır. İsfahan'dan kalkıp Tebriz'e gelmesi zaman alırdı. Bizim için zaman önemliydi. O yüzden Türkiye'den istedik diye yönünde bazı açıklamalar yapıldı. Bazı savunmalar yapıldı. Aslında ben buna katılmıyorum. Yani bu gerekçeye de katılmıyorum. Neden diye sorarsanız. Çünkü sadece İran'la Türkiye arasındaki bu konuyla ilgili iletişim saatler sürmüştü. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Yani eğer İsfahan'dan kalksaydı bu gece saatlerinde tam olarak saat kaçta kalktığını bilmiyorum da işte Batman'dan Türk İHA'sı kalktığında olaydan bayağı bir geçiyordu. Nereden bakıldığında 8-9 saat sürmüştü. Gece geçtiğinde acaba kalkmıştı. Mesela İsfahan'dan kalkan bir uçak evet evet yani İsfahan'dan diyelim hadi bir uçak kalksa yani o zamana kadar oraya ulaşamaz mıydı? Yani bu da bir soru işareti. O yüzden tabii İranlı yetkililer bir şekilde bu uçağı yani düşen helikopteri biz kendimiz bulduk. Kendi İHA'mızla bulduk. Türkiye'nin burada bir etkisi olmadı diye açıklamalar şeyden geliyor. Burada da çalışmalar yapılıyor. Polis mi acaba? Evet evet. Şu anda polisler de bu noktaya geldi. Dediğimiz gibi bugün burada çok ciddi bir güvenlik yayın yapmayalım diyorlar. İrfan Hocam hızlıca sorunuz. Evet yani şimdi benim önce şunu belirtmem lazım. Yani İran'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Gayri resmi olarak hava şartlarına, Amerikan ambargosuna falan vurgu yapıldı. Fakat resmi bir açıklama ancak kriminal incelemeden sonra. İşte biz hocanın sorduğu teknik sorular belki o zaman vuzuğa kavuşacak. Evet. Yani radarlar gördü mü görmedi mi konuşma kayıtları evet. falan. Şimdi ben Ekber'e şunu sormak istiyorum. İran'da gençler bu olaydan mütevellit yabancı güçleri suçluyorlar mı? Yahut da böyle kendi aralarında da olsa ülkenin bundan sonra olumluya gideceği şeklinde bir kanaat var mı? Peki. Böyle kapalı sormuş olayım. Evet. Peki. Yani yabancılara yönelik yani yabancı ülkelere yönelik bir suçlama an itibariyle yok. Genelde benzer olaylarda İran genelde İsrail'i suçlardı veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik suçlamalar yapardı. Ancak bu olayla ilgili hala bir suçlama söz konusu değil. Yani yabancı bir ülke bunu yaptığına ilişkin resmi düzeyde yapılan bir açıklama yok. Muhtemelen aslında cuma günden sonra işte İbrahim Reis'i toprağa verildikten sonra bu konuyla ilgili daha fazla işte yorum yapılmış olacak. Şu anda İran'da haberlerin %90 belki daha fazlası yasla ilgili. Şu anda insanları gördünüz burada işte güvenlik önlemleri de çok üst düzeyde devam ediyor burada. İşte gördüğünüz gibi her yer neredeyse sivil işte giyimli polislerle olduğunu ifade edebilirim. Yarın tabii sadece İranlı yetkililer değil, dünyanın birçok noktasından da yetkililer buraya gelmiş olacak. Bizden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada olacak. Dışişleri Bakanımız Hatem Bilal burada olacak. İşte mesela
mesela Rusya'dan Duma Başkanı burada olacak. Mesela ben öğrendiğim kadarıyla mesela Afganistan'dan yine Başbakan Yardımcısı, işte Dışişleri Bakan Yardımcısı burada olacak. Diğer ülkelerden de yine üst düzey yetkililer buradadır. Bu yüzden güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Peki. Böyle bir durum Tahran'da söz konusu. Aslında yani önümüzdeki haftadan itibaren İran'da sadece bu mesele değil, bununla ek olarak işte İbrahim Reis'in yerine geçecek isim kim olacak, bu mesele görüşülmüş olacak. Ben aslında gün içinde yayınlarda da defalarca anlattım. Evet. Şimdi İbrahim Reis'in şöyle de bir özelliği vardı. Yani eğer ülke lideriyle ilgili, sağlığıyla ilgili bir gelişme olursa, kötü bir durum olursa yerine geçecek ilk isim olarak da İbrahim Reis'i gösteriliyordu. Şimdi İbrahim Reis'in yokluğunda bu süreç nasıl devam edecek? Tabii bundan sonra yani bu sorularda yanıtını bulmuş olacak. Peki çok kısa Bülent Bey'in sorusunu alalım bu arada, hızlıca. Dediğimiz gibi burada da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Şimdi polis ekipleri de bizim burada yayın yapmayı istemiyorlar. Tamam. Evet. Bülent Bey bir başka yayın. Görevinizi yaptığınız tebrik ederiz. Gösterdik. Yok zaten izin belgesini. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Mehmet, çok sağ olun. Ekber çok teşekkür ediyoruz. Yarın tüm gün sizinle canlı yayın gerçekleştireceğiz zaten. Teşekkür biz burada ederiz. Sizin verdiğiniz bilgilerle konuşmaya devam edeceğiz. Elinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. İyi kolaylıklar. Yayınlar. Sağ olun. Evet, kolay Mehmet gelsin. De Ekber'de anlattılar. Bu durum yani İran'da da aslında bizim sorduğumuz soruların tamamı soruluyor kamuoyunda. Gece sosyal medyada bizim Akıncı İHA aramaya gittiğinde o helikopterin enkazını tüm sosyal medya neden biz İHA geliştiren ülkeyiz madem? Neden başka bir ülkenin İHA'sına ihtiyaç duyuyoruz diye sorgulamışlar. Haklı olarak sorgulamışlar. Çünkü vatandaşlara ama Amerika'yı nasıl... sormuyor bak. Rusya'yı sorgulamıyor, Türkiye'yi sorgulamıyor. Ama o da olsa sorgularlardı herhalde yani, diye düşünüyorum. Yani Amerika'da ya da yani kamuoyundan bahsediyor bu arada. Bu şey, siyasetlerden bahsediyor. Dış sabotajı konuşalım. Yani hayır, dış sabotajı konuşalım. Bu konuda Mesut Hoca herhangi bir ülkeyi sorumlu olarak zikredecek mi? Mesela ben merak ediyorum. Yani. Tamam buyurun. Bir sizin bahsettiğiniz bu Çin helikopteri. Bu kime yarar hocam? Bu kime yarar? Bütün soru bu. İşte, kime yararın? Ben orada helikopteri gönderdim. Tamam hazırlıyorlar. Tamam. Hazırlarsınlar. Şimdi evet. Bu kime yarar? Şöyle ki bir de son dönemde yaşanan o arka arkaya suikastler evet, girişim işte. Slovakya Başbakanı'na silahlı koca saldırı. Koca helikopter var bundan. Uviç dedi ki ben bu, tehdit şey mi, ediliyorum. VIP helikopter midir? İran helikopterinin İran'da bizim İran'da bu ama. Hocam bize bir, o elinde bundan var. Niye hayır, kullanmadı diyorsunuz? İran'da da var aynısı. Hayır Çin'den aldıkları helikopter bu mudur? Bakın şimdi evet bizdeki de aynı. İran. Peki bunu neden kullanmamışlar değil mi işte? Onu söyleyeyim. İran çok zengin bir ülke. Şah zamanında F-14 gibi dünyanın en iyi uçaklarını almış bir devlet. Phantom o zaman en iyi. Daha biz AVAX uçağı geçenlerde aldık. Onlarda AVAX uçağı vardı. Dikkat edin bak. Bu helikopterden de 1970'lerde 76'da 70 tane birden aldı. 70 tane. Bu helikopterden ellerinde 14 tane faal var. Bu şimdi Çin helikopteri mi hocam? Aynı. Bu bizimki. Bu bizimki. Çin o. Bu Türk. Türk Kara Kuvvetleri'nin. Aynısı İran'da da var. Bir. İkincisi Tebriz'den kalktı değil mi helikopter? Evet. Tebriz'de var bu helikopterden. Tebriz hava üssü hem kara hem hava. Yani ihmal var değil mi? O zaman veya bir kasıt var. Hayır bakın ihmalden kastım. İhmal ağır bir suçlama. Uçuş personel emniyet hatası var burada. Buna binmek varken ona binilir mi? Sen dedin ya bu Tofaş diye. Ben de diyorum ki elinde Mercedes kasa var. En büyük kasa manda kasa diyorlar ya. En büyüğünden helikopter var elinde. Kaç tane? 14 tane. Sen 14'ten en iyi helikopterini mi verirsin Cumhurbaşkanı'na yoksa o işte helikopteri mi? Ve hadi onu da verdin. 8 kişi bindirilir mi ona? Ve devletin 5 tane en önemli adamı bindiriyorsun. Hocam bir şey söyleyeceğim. Reisi bu helikopterlerin varlığını biliyor. Bunu bundan istiyorum için dememiş. Hocam işte orada İran içerisindeki hoca anlattı ya dengelere bakmak lazım. Bizde yani böyle bir şey olmaz. Yani neticede. Ama bu şunu da göstermektedir ki almamız gereken dersler var. Ve buradan Türk milletine de iktidara da muhalefete de seslenir bir havacı olarak. Buradan aldığımız dersler çok önemli dersler. Bize de bir ders olsun bu. Aynı tayyare, aynı helikoptere devletin bütün erkanı bilmez. Bu bir kuraldır. Bize bunu komutanlarımız öğrettiler. Buna çok dikkat edelim lütfen. Peki hocam dışarıdan bir sabotaj ihtimalini siz rasyonel görüyor musunuz? Olabilir mi?
Temel'e diyorlar, Amcan seni tanıyor mu? Ben onu hiç tanımıyorum diyor. Bunu böyle cevap veriyor.